Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, hepinize hürmet ve muhabbetle selamlarım. Evet, demen için şu şeyle, yerindedir ol öyle, sen sonunu seyreyle. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyle. Mümin için kayıp yok deriz hep. Ben bunu kendi nefsime de söylüyorum. Buna öyle inan, öyle inan, öyle inan ki bu iman senin etine kemiğine sirayet etsin. Çünkü sevgili peygamberimiz demiyor mu? Müminin işi şaşılacak, hayret edilecek bir durum yani. Hayranlık ve gıpta edilecek bir durum. Neden? Çünkü her hali kendisi için hayırdır. Her hali. İyilik gelirse şükreder, sevap alır. Kötülük gelirse sabreder musibete, yine sevap alır. Bu da ancak mümin içindir. Müminden başkası bu mertebeye erişemez. Subhanallah. Sevinecek bir iş olursa şükrediyor. Kendisi için hayır. Üzülecek, bela, musibet, acı verecek bir şey gelirse ona da sabrediyor. Bu da onun için sonuçta hayırdır yani. O yüzden değerli kardeşlerim, hayrı elde etmenin yolu İslam yolunda sabırla yürümektir. Sorumuzun cevabı bu. O yüzden küçük başlığımızda sabırda hayır var dedik. Neye sabır? Sözünü tekrar edelim mi? Neye sabır? Emredileni yapmak, yasaklananı yapmamak, ondan kaçmak, bela ve musibet olursa Allah imtihan eder kulunu, eder, ona da katlanmak. Sızlanmamak, dırdırlanmamak, şikayet etmemek yani. Değerli kardeşlerim, bazen daralırız, bunalırız, kapsali diyorlar. Yerimizde duramaz oluruz. İçimiz içimize sığmayabilir. Hatta kötü kötü düşünceler gelir. Yani sabır da sen diline dolamışsın. Kardeşim kötülüğe sabır mı derler? Kötülüğe sabretmiyoruz ki biz. Kötülüğe kötülük var. Ona emri bir mağrup yapıyoruz. Bir kötülük gördüğü zaman elimizde gücümüz yetmezse dilimizde düzeltmeye çalışıyoruz. Olmazsa kalbimizde buğz ediyoruz ve terk ediyoruz orayı. Bir mecliste dine küfrediliyor, Allah ile din ile alay ediliyor, Müslümanlara hakaret ediliyorsa kendimiz ortaya koyuyoruz, tehlikesine rağmen Müslümanlara savunuruz. Savunacak bir pozisyon değilse veya sonu savunmak daha büyük fitnelere sebep olacaksa, kavga çıkaracaksa o meclisi terk ederiz. Terk ederiz. Etmezsek biz de onlar gibi oluruz. En'am suresinde Allah açıkça söylüyor. İnneke izemiz. O zaman sen de aynı onlar gibi olursun. Bir meclisi Allah ile, ayetleriyle, din ile alay ediliyorsa müdahale edeceksin. Edemiyorsan çekip gideceksin oradan. Öyle insanlara da arkadaş olmayacaksın. Efendim onlarla arkadaş olmazsak kredi alamayız, şu makama oturamayız, müdür olamayız, yükselemeyiz. Zartırt. Al buyurun. Geç onları, geç. Deprem geldiği zaman müdüre de gelir, bürokrata da gelir, efendim idareciye de gelir, dağdaki çobana da gelir, esnafa bakıp oraya da gelir. Herkes kul olduğunu anlar, ne kadar aciz olduğunu anlar. Asıl olanın Allah'ı razı etmek olduğunu herkes o zaman. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala sabrın sonunun selamet olduğunu, hayır olduğunu bize beyan buyuruyor. Öyleyse ondan ayrılmayacağız. Şey okumuştum ya da dinlemiştim. Diyor ki iki zorlukta mutlaka birisi seni bulacak. Birisi zor olanı baştan katlanacaksın. İlim adamı mı olmak istiyorsun? Tüccar mı olmak istiyorsun? Neyse yani davan neyse önce onun zorluğuna katlanacaksın. İlim adamı olmak kolay mı? Biraz zor tabi. Gurbet var, hoca var, gidip ders görmek var, tekrar etmek var.
Adam esnaf, işini büyütmesi kolay değil. Adam sanayici, büyütmek kolay değil. Öyle. Her meslekten öyle yani. Dayanacaksın, direneceksin. Gidin bakalım, sorun onlara. Bunu nasıl elde ettin diye. Alime sor, tüccara sor, sanayiciye sor. Onu elde etmek için ne zorluklara katlanmıştır. Sabırsız hiçbir şey olmaz. Ama önce katlanırsın, sonra başarı gelir. Hayat boyu o başarı mutluluğu devam eder. Fakat önce katlanmazsın zorluğuna, sonra ne olur? Hayat boyu o zorluk sürer gider. Hangisi daha karlı? Biraz katlanıp sonunda başarmanın mutluluğu, kıvancı ile yaşamak mı sonuna kadar daha güzel? Yoksa sonuna kadar zorluk çekip hiç başaramama öyle mi gitmek? Hayatta öyle hep gülme, hep eğlenme, hep efendim avanta yeme yok. Çalışacaksın mutlaka. Kazanacaksın. Allah yolunda da infak edeceksin. Sabır. Askeri düşünün. Savaş kazanmak öyle kolay mı? Talim yapacaksın, silah kullanacaksın, öğreneceksin, taktik geliştireceksin, birlikte hareket etmesini öğreneceksin. Zafer öyle gelecek. Allah dilerse öyle de verir de Allah çalışmamızı ve yolunda olmamızı istiyor. Biz çalışırız, hazırlanırız ve sonra da deriz ki zafer senin yolunda Allah'ım, biz sana dayandık, sana güvendik. O yüzden nice az toplulukta, nice topluluk, çok topluluklara galip gelmiştir biiznillah. Bizim tarihimizde Bedir Savaşı ile başlar bu örnek. Sabır. Men sabara zafere. Men kim ki sabara sabreder, zafere zafere erer. Evet. Dini yaşamak da öyle değerli kardeşlerim. Özellikle zamanımızda diyoruz ki işte peygamberimiz bu dini yaşamak avuçta kor tutmak, ateş tutmak gibi. Bizden evvelkilerde yok muydu bu? Ashab-ı Uhdud'u hatırlıyor musunuz? İshum ennâri zâtul vakud, İshum aleyhe kuvvet. Efendim Buruç suresinde Allah-u Teala Ashab-ı Uhdud'u anlatıyor. Sokak başlarına ateş çukurları yapıp odut olmuş Müslümanları içerisine atmışlar. Hazreti Musa'nı iman eden Firavunları hatırlıyor musunuz? Anında Firavun onları ne yaptı? Peygamberimizin çektikleri, ashabın çektikleri. Bizim zamanımızda da zorluk var. Evet, biz de zorluk çekiyoruz. Bizim babalarımız, dedelerimiz daha büyük zorluk çekmişler. Ama bakın bugün bize zorluk çektirenler azınlıkta kalmaya başladı. Ne oluyoruz ya diyorlar. Bu hareket bizimdi, bizim sözümüz geçerdi. Artık geçmiyor diyorlar. Hiç geçmez olacak inşallah. İslam hakim olacak. Sadece bize mi? Bütün dünyaya. Nereden diyorsun? İstikbali anlatan hadis-i şerifler yok mu? Hazreti İsa inecek, zamanın emiriyle birleşecek. Yeryüzünde İslam hakim olacak. Vel akıbetu lil muttakîn. Akıbet muttakilerin olacak değerli kardeşlerim. Unutmayalım. Allah-u Teala'nın yardımına nail olmanın tek şartı sıkıntılara göğüs gelmektir. Allah'a karşı gelmemek ve onun emirlerine, buyruklarına kesin bir şekilde iman edip yerine getirmeye gayret etmektir. İşte o zaman Allah Celle Celaluhu tekerimizi tümsekte koymayacak. Kervan hedefine vasıl olacak. Sadece biz değil, arkadan gelen nesillerimiz de saadet ve selametle yaşayacaklar. O yüzden canımızla, malımızla dayanmalı, direnmeli ve İslam'ı öğrenme, yaşama ve yayma, başkalarına davet etme hususunda sabırla devam etmeliyiz değerli kardeşler. Allah her türlü hayra bizi nail edecektir. Rabbim muvaffak eylesin. Hoşça kalın ve selam.